Profesör Doktor Mehmet Haberal oyunu Ankara'da kullandı. Noterler Birliği Okulu'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı Haberal. Her zaman örnek aldığımız birisi. Karda çıplak ayak yürüyen, odun ateşinin ışığında ders çalışan kişi Mehmet Haberal'dan. Ve hala karaciğer nakli yapan Mehmet Haberal. Ben gençlik yıllarımda bir de hocanın ismini duyuyordum. Saygı duyarım. Estağfurullah. Allah şerif ve afiyet versin ki. Şu son bakın çarşamba gününden itibaren 3 gün 38 ülkeyi Ankara'ya getirdik. 100. yıl nedeniyle kongre düzenledim. 300'ün üzerinde insan katıldı. Ne mutlu ki ülkemiz var. Sağlık diliyorum. Hocam bütün mesele ise evet. Atatürk, arkadaşlarının hayat pahasına, ülke kurulmuş, bize emanet edilmiş. Görevimiz ona sahip çıkmak, ona gereğini yapmak. Ne mutlu ki ülkemiz olarak bugün de aynı şey. Aynı şey, Atatürk için geldim ben buraya. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler efendim. Size uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum. Hocam saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Sandık görevlileriyle selamlaştı, ardından oyunu verdi. Çok teşekkür ederim. Türkiye için hayırlı olması dileğiyle attı zarfını sandığa. Hayırlı olsun. Okuldan ayrılırken de ilgiyle uğurlandı. Öğrencim bir resim çekebilir miyim? İzleme aracısı. Başkent hukuk, evet. Hukukta mısın? Evet. Aa, ne güzel. Bu benim işe. Tamam. Kaçtasın? İkinci sınıftayım. Mükemmel, tamam. Şimdi tabii bilirsin, hukuk. İyi günler. Şimdi 1998'de bu ülkede ilk defa mahkeme salonlu hukuk fakültesini kurduk. Evet. Şimdi siz orada bütün işte uygulamaları falan yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Evet, dolayısıyla başkentin hukukundan mezun olduğunuz zaman hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Dünyanın neresine gidersiniz gidin, gereğini yapacaksınız. Evet hocam, tamam. Sizin olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam, çok teşekkür etmek ister misin? Mesajını görevimiz Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı dünyanın en tepesinde dalgalandırmak vurgusuyla verdi. Ülkemiz var ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta rahmetle şükranlarım. Bu Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının birinci görevidir. Bu ülkemiz olduğu için işte bu Atatürk ve arkadaşları bu demokratik, laik, sosyal hukuk devletini kurup bize emanet ettikleri için bugün işte bu seçimi yapıyoruz. Ne mutlu bakın ülkemize geliyoruz, seçim yapıyoruz. Ne dedi Atatürk? Benim karakterim özgürlüktür dedi. Evet, demokrasi, özgürlük işte ülkemiz için bu çok önemli. Dolayısıyla şimdi ben ne diyorum? Ülkelerin 3 tane omurgası var. Sağlık, eğitim, adalet. Tamam mı? Çok şükür. Sağlıkta, eğitimde biz gerçekten ülkemizin ay yıldızı bayrağını dünyanın en tepesine dalgalandırıyoruz. Tabii adalet aslında Allah'ın emri. Ama bu çok önemli. Ülkemiz de çok önemli. Onun için herkes adaleti mutlaka uygulamalı. Bakın bu sene ülkemizin 100. yılını kutluyoruz. Bu nedenle ben kongre düzenledim. Tamam. Çarşamba günü ayın 24'ünde 38 ülkeyi Türkiye Ankara'ya getirdi. Ve 38 ülke gördü ki ve burada bir Türkiye var. Ve o Türkiye hakikaten ve orada çıktım yazdım dedim ki bu kongreyi 100. yıl nedeniyle organize ediyorum ben. Bu birincisi daha Ekim ayında inşallah ikinciyi yapacağım. Kasım ayında üçüncüyü yapacağım. 100. yılı bu şekilde kutluyoruz. Ve tekrar ediyorum. Ne mutlu ki ülkemiz var ve 100. yılı bu coşkuyla kutlayabiliyoruz. Görevimiz işte bu ülkemize sahip çıkmak, onu yüceltip yükseltmek ve Ay Yıldızı Türk Bayrağı'nı da dünyanın en tepesinde dalgalandırmak. Çok şükür biz bunu yapıyoruz. Ve bu hakikaten bu demokraside işte seçim çok önemli. İnşallah bu seçimde ülkemizin geleceğine önemli katkı sağlayacak. Hayırlı olsun ülkemiz için. Sandıkların kurulduğu Başkent Üniversitesi'nde de seçim heyecanı vardı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de ailesiyle birlikte oyunu Başkent Üniversitesi'nde kullandı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için
devletimiz için, tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sağ olun efendim. Buyurun.